Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2022 sizin kendi yeteneklerinizi keşfettiğiniz, yeni amaçlar belirlediğiniz, ufkunuzu geliştirdiğiniz çok güçlü bir yıl olabilir. Yılın başında Venüs retrosuyla başlayacağız. Ocak ayı boyunca Venüs burcunuzda gerileyecek ve ocağın sonlarına doğru Merkür de Oğlak burcunda gerileyecek. Bu yıl başında biraz enerjinizi düşürebilir. Ancak bunu çok olumsuz bir şey gibi düşünmeyin. Sorgulamak için, hayatı şöyle bir gözden geçirmek için biraz yavaşlamak da önemli hayatımızda. Son 2 yıldır çok önemli dönüşümler yaşamış olabilirsiniz. Sorumluluklarınız arttı. Özellikle iş ve kariyer konularında, parasal yönetimde daha fazla sorumluluk altındasınız. Yeni yıla da yeni umutlarla başlıyorsunuz. Ancak gezegenlerin gerilemesi Ocak ayında biraz durup düşünmeniz, geçmişi sorgulamanız yönünde sizi destekleyecek. Burada kendinizle ilgili önemli keşifler de yapabilirsiniz. Duygularınızı, düşüncelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bunlar iş konularında olabilir, ilişkilerinizle ilgili olabilir. Ne gerekli, ne gereksiz. Bunlara karar verebileceğiniz bir süreç. Şubat ortalarından sonra Venüs'ün, Merkür'ün artık ileri harekete dönmesi ve Mars'ın da burcunuza geçişiyle beraber Şubat'ın ikinci yarısı ve Mart ayı sizin için çok güçlü görünüyor. Daha kararlı, daha hırslı, daha tutkulu bir şekilde hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz. Başkalarını etkileme, ikna etme gücünüz de çok güçlü olacak. Tabii ki enerjiniz de artıyor, fiziksel enerjiniz de artıyor. Özellikle disiplinli bir şekilde, kararlı bir şekilde amaçlarınıza doğru ilerleyebilirsiniz. Bu yıl ay düğümleri Boğa Akrep aksında olacak. 5. evinizde Kuzey düğüm, 11. evinizde Güney düğüm ve tabii ki tutulmalar da Boğa ve Akrep'te meydana gelecek. Nisan-Mayıs dönemi ilk tutulma dönemimiz, ardından Ekim ve Kasım ikinci tutulma dönemimiz olacak. Bu dönemler daha çok sosyal hayatınız, romantik ilişkileriniz, çocuklarla ilgili konularda yine kendinizi gerçekleştirmek için kendinizle ilgili yapacağınız bazı keşiflerle ilgili önemli kapılar açabilir size. Yeteneklerinizi geliştirmek için bu yıl biraz daha kendinize zaman ayırın. Herhangi bir hobiniz varsa bununla ilgilenebilirsiniz. Hatta bununla ilgili eğitimler alabilir, geliştirebilirsiniz. Belki bir hobinizden para kazanma imkanı da bulabilirsiniz. Bir hobiniz yoksa mümkün olduğunca bu yıl kendinize bir hobi edinmeye çalışın. Hayatınızda maddi ya da manevi çok farklı açılımların olduğunu, hatta sosyal hayatınıza çok güzel etkileri olduğunu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni seçimler olabilecek bir yıl. Özellikle Nisan sonundaki tutulma burada sürprizler getirebilir. Sürpriz bir aşk, sürpriz bir ilişki hayatınıza gelebilir. Ve bu yılın geri kalan ikinci 6 ayını da önemli ölçüde etkileyebilir aslında. Yıl sonunda farklı bir aşamaya taşıyabilirsiniz tabii ki ilişkinizi. Çocuklarla ilgili önemli bir yıl. Çocuk sahibi olmak isteyen oğlak burçlarımız bu yıl gökyüzü sizi destekliyor. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınız var. Çocuklarınızın hayatında belki önemli seçimler var. Yeni kararlar var. Okula başlayacaklar. Eğitimleriyle ilgili seçimler var. Belki evlenecekler. Belki onların çocukları olacak. Torun sahibi olacaksınız. Tüm bu açılımları bu yıl tutulma tesirleriyle deneyimleyebilirsiniz. Daha kadersel etkiler bunlar. Sosyal çevreniz, her zaman görüştüğünüz kişiler, arkadaş gruplarınız zaman zaman bu alanlarda kopuşlar olabilir. Bazı arkadaşlarınızı belki hayatınızdan çıkarırsınız. Biraz mesafe koyabilirsiniz aranıza. Grup faaliyetleri, özellikle bir dernek üyeliğiniz varsa, bir kulübe üyeyseniz, herhangi bir sosyal, bir toplumsal organizasyon içerisindeyseniz, bu yıl onlarla ilgili bitişler olabilir ya da kendi içinde bazı dönüşümler olabilir. Özellikle yine Mayıs ayı, Ağustos ayı ve yıl sonuna doğru Kasım ayı, bu anlamda sosyal etkinlikleriniz, arkadaş çevreniz veya geleceğe dair oluşturduğunuz kişisel projelerinizle ilgili alanlarda bazı dönüşümler getirebilir hayatınıza. İlerlemesi mümkün olmayan ilişkileriniz veya sizin için aslında artık size herhangi bir katkısı olmayan bazı girişimlerinizi de tamamen hayattan çıkarabilirsiniz. Bu yıl daha çok sizi zorlayan, yoran konular yerine biraz keyifli konulara odaklanmanızı istiyor gökyüzü. Evet, sorumluluklarınızı ihmal etmeyeceksiniz tabii ama hayatın tadını çıkarmak, keyfini çıkarmak, işte elde ettiğiniz, elinizde olan değerlerin kıymetini bilmek, sevgiyi daha fazla büyütmek, yakın çevre ilişkileriniz, romantik konular, aşk konuları, çocuklarla olan ilişkileriniz açısından daha destekleyici, daha yapıcı bir yıl olduğunu söyleyebilirim.
Sevgili oğlaklar, sorumluluklar gezegenimiz Satürn. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kova burcunda para evinizde olacak. Parayla ilgili tabii ki ciddi olmanız gereken, sorumluluklarınızı bilmeniz gereken bir yıldasınız. Aslında geçen yılda buradaki mücadeleler oldukça yoğundu. Yeni iş imkanları vermiş olabilir Satürn. Çünkü Satürn disiplin gezegeni ve hayatımıza temel atma, inşa etme konusunda da bizi zorluyor. Aslında parasal konularda, iş konularında uzun vadeli yapılanmalar içerisinde olabilirsiniz. Bazı parasal kaynaklarımızda kısıtlamalar da olabilir tabii ki, gecikmeler de olabilir. Aslında Satürn para alanınızı disiplin altına almak istiyor. Ne kazanıyorsunuz, ne harcıyorsunuz, bütçeniz nedir, ne gerekli, ne gereksiz. Yıl genelinde bunları gözlemlemeniz gerekiyor. Daha istikrarlı, daha güvenli bir para politikası izlemelisiniz. Böyle olunca tabii ki borçlanma konularına dikkatli yaklaşmak lazım. Harcamalarda da çok fazla israf yapmamakta fayda var. Evet, bu yıl keyifleri önemseyeceğiz. Biraz hayatın sizin için, yani size mutluluk veren yanlarına, işte zevklere daha fazla odaklanmanız mümkün. Ancak tüm bunlar olurken de aşırı risk almamak gerekiyor parayla ilgili konularda. Paranızı değerlendirirken, iş kurarken, yatırım yaparken de bu şekilde daha güvenli, daha istikrarlı adım atmakta yıl genelinde fayda var. Enerji gezegenimiz Mars, Ağustos ortalarından itibaren İkizler Burcu'na geçecek. Burada tabii Satürn'le güzel bir hava üçgeni kuracak. Bu iş girişimleriniz, yaptığınız işlerde, ticari faaliyetlerde destekleyici olabilir. Mars'ın desteklerini özellikle Eylül sonlarına kadar hissedebilirsiniz. Satürn'le de burada güzel bir açısı olabilir, desteği olabilir. Mars Ekim sonundan itibaren gerileyecek. Yılın son iki ayında Mars gerilemesi yaşayacağız. İş konularında, günlük hayatınızda, faaliyetlerde ve tabii ki ticari aktivitelerde özellikle Mars gerilemesi bazı gecikmeler, planlarda değişiklikler yaratabilir, tıkanıklıklar yaratabilir. Son iki ayda özellikle iş ve mesleki konulara biraz daha temkinli yaklaşmak gerekiyor. Süreç içerisinde eğer sorunlar varsa, beraber çalıştığınız kişiler olabilir bunlar, müşterileriniz olabilir ya da çalışma ortamınızdaki kişiler olabilir. Bunlarla olan ilişkilerin de belki gözden geçirilmesi, tekrar değerlendirilmesi gerekebilir. Sağlığınızla da ilgili bu yıl özellikle en hassas olmanız gereken dönemler Haziran ayı ve yine yılın son ayı, Kasım sonu, Aralık dönemi. Bu dönemlerde de sağlık konularına biraz hassas yaklaşalım. Soğuk algınlıkları, işte alerjiler, kronik sorunlar artabilir. Özellikle yıl sonundaki dönemde Mars gerilemesi de akciğerleri ve solunum yollarını biraz daha fazla etkileyebilir. Sinir sistemi ve sindirim sisteminizde bazı sağlık sorunları oluşabilir. Kronik sorunlarınızı ciddiye almanız gerekiyor. Kendinizi çok yormamanız gerekiyor bu dönemde. Özellikle bağışıklığınızı güçlü tutmanız gerekiyor. Ufak tefek de olsa bazı şikayetleriniz olursa bunları ciddiye alıp gerekli kontrollerinizi, tedavilerinizi hemen yaptırmanızda fayda var. Sevgili oğlaklar, şans gezegenimiz Jüpiter bu yıl iki burçta bulunacak. Yıla Balık burcunda başlıyor ve Balık burcunda çok güçlü, çok verimlidir Jüpiter. Size de güzel bir açıda olacak. Üçüncü evinizde olacak. Yıla daha iyimser başlayabilirsiniz. Her ne kadar Venüs gerilemesi olsa da Jüpiter'in Balık burcundaki pozisyonu size daha bir iyimser enerji veriyor. En azından yakın çevrenizden bu yıl daha fazla destek alabilirsiniz. 11 Mayıs'a kadar Jüpiter Balık burcunda, yaratıcılığınızı arttırıyor. Hayata biraz daha böyle kabulleniş içerisinde bakıyorsunuz. Spiritüel konulara ilginizin arttığı bir dönem, maneviyata yöneldiğiniz bir dönem. Kardeşlerle ilgili, akrabalar ya da ailevi konularla ilgili kısmetleriniz artabilir. Kardeşlerinizle ilgili sevineceğiniz gelişmeler olabilir. Jüpiter burada size yeni yolculuklar, yeni seyahatler de getirebilir ki özellikle Mart sonları, Nisan ayında çok keyifli etkiler alabilirsiniz. Güzel bir seyahat olabilir, bir tatil olabilir. Mesela kardeşlerinizle ilgili kutlayabileceğiniz güzel gelişmeler olabilir. Yeteneklerinizi kullanma anlamında da burada Jüpiter'in güzel bir desteği var. Yazabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz mesela. Veya medyada, basında yine kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Ticari aktiviteler için destekleyici,
Eğitimle ilgili her konuda çok destekleyicidir Jüpiter, özellikle 3. evinizden geçerken. Spiritüel eğitimler olabilir bunlar. İlgi duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz farklı eğitimler olabilir. Yabancı kültürlerle ilgili olduğu için yabancı bir dil öğrenmek, farklı bir alanda kendinizi geliştirmek mümkün Jüpiter desteğiyle beraber. Yılın ikinci yarısında 11 Mayıs'tan Ekim sonuna kadar olan dönemde ise Jüpiter Koç burcunda olacak. Bu sefer dördüncü evinize gelecek. Daha çok ailevi konular, yuva alanlarında burada o kısmetli etkisini vermeye başlayacak. Eğer bir ev almak, emlak almak, hani bu tarz bazı düşünceleriniz varsa, yuva kurmak, evlenmek olabilir tabii ki. Jüpiter'in dördüncü evinizden geçişi destekleyici olabilir. Temmuz ayı evlilik, aile olma, yuva kurma veya taşınma, ev emlak alma satma, hani buralarda daha belirleyici etkiler olabilir sizin için. Aile üyeleriniz, ebeveynlerle ilgili konularda da yine daha iyileştirici bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Yılın genelinde çocuk sahibi olma konusunda daha kadersel etkiler var haritanızda. Jüpiter'in de dördüncü evinize gelecek olması, tabii ki ailenin büyümesi, ailede mutluluk, ailede kutlamaya değer bazı olayların olabileceğini de işaret ediyor sevgili Oğlaklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.